Türkiye'me yakışmazsın. Git, git korona, korona git buradan. Müslümana pekişmezsin. Git, git korona, korona git buradan. Biraz da sıra dolaş. Arada Sisi'ye ulaş. Katil Esad'a da bulaş. Git, git korona, korona git buradan. Putin, Trump'ı da ara. Onlar da çok silah para, ikisini koy mezara. Git korona, bir burnuna, bir git buradan, göçmenleri yutar dalga. Kara leke oldu çağa, sahil yunanına ayura. Git bir korona bir bir git buradan. buradan, onlar Amerika nöker, sümüklü burnunu çeker. Apofeto seni bekler, git korona git buradan. Rahim sağlam uyanlar var, insan hakkı yiyenler var. Evet efendim devletimizin e, almış olduğu koronayla ilgili e, bir sürü önlemler, ön izlemler var. Efendim 12 maddelik bir madde yayınladı, bunlara uymamız gerekiyor. Efendim bundan sonra kapı kapı dolaşarak değil de evimizde oturarak, hem bu korona virüsün başından hakkından gelmiş olacağız, hem de sağlığımız için daha güzel şeyler olacak. İnşallah Rabbim en kısa zamanda bu koronadan Türkiye'mizi kurtaracağız. Bizler tabii ki üzerimize çok büyük görevler düşüyor. Bu görevlerimizde işte ne yapmamız lazım? Evimizden çıkmamamız lazım. Efendim, tabii bu arada öncelikle sağlık çalışanlarına bizler de teşekkür ediyoruz, onları alkışlıyoruz. Basın mensuplarımıza aynı zamanda onları da bir sürü çabalar sarf ediyorlar bizler için bizleri bilgilendirmek için elinden gelen çabaları gösteriyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz olsun. Polisimiz, askerimiz efendim hem bizi koruyorlar hem bu konuda ...daha tedbirli davranıyorlar, insanlarımızı uyarıyorlar... ...onlar için de ayrıca teşekkür ediyorum... ...ve özellikle de e, buradan Diyanet İşleri Başkanımıza çok teşekkür ediyorum... İşte bu camilerde cuma günleri, cumaların e, namazlarının kılınmaması... ...aynı zamanda kandil kutlamalarının olması... ...bunları da e, kısıtladıkları için onlara da teşekkür ediyorum... ...çünkü bu duyarlılık gerçekten çok önemli, bizler için olmazsa olmaz... ...yani çünkü her şey insan hayatı, bak bizim için... Bak bundan bir hafta önce eee bilindiğinin üzere işte göçmenler e, Türkiye Yunanistan sınırındaydı. Bak bugün koronavirüsü gelince bunlar unutuldu. Acaba bunların sonu ne oldu? Nerelere gittiler? Tabii ki Allahu Teala bizleri bu konuda e, bir imtihan ediyor. İmtihan dünyasındayız. Yani bunlar bizim bir imtihanımız. Belki bu korona olmasaydı daha farklı şeyler olacaktı. Belki daha büyük savaşlar olacaktı ne bileyim yani. Tabi hamdolsun şükür olsun diyeceğiz. Efendim benim buradaki mesajım evimizden çıkmayacağız. Çoluğumuza çocuğumuza sahip olacağız. Eğer çok önemli bir işimiz olmadığı takdirde evimizden çıkarken de maskelerimizi takıp eldivenlerimizi takıp o şekilde efendim dışarıya çıkıp ihtiyacımızı görüp en kısa zamanda evimize döneceğiz. Evet. Sağlık için herkes, herkes evinde, evinde kalsın. kalsın. Sağlık çalışanlarımız için güçlü bir alkış istiyorum efendim. <laughs> Basınımız için güçlü bir alkış istiyorum efendim.